Ve yine Ferhat Can Bey yanına iki tane bayanı alıyor. Sultan Gazi'de bir otogaleri işi yapan vatandaşın yanına gidiyor. Bir samimiyetler de oluşturuyorlar. Yanında da bayanlar varsa bilirsiniz samimiyet daha çabuk gelişir. Sonra o insandan 100 bin lira borç istiyor 1-2 haftalığına. Ve bu vatandaş da 50 bin lira veriyor. Diyor ki tamam 3 haftalığına buna ihtiyacım yok. Ferhat Can Bey bu parayı alıyor ama 3 hafta sonra bu parayı vermiyor. Sonra adam parasını istiyor, bakıyor Ferhat Can Bey bunu sallıyor. Sonra zıtlaşıyorlar. Yani işte kardeşim verdim ne biçim adamsın falan filan diyor Ferhat Can Bey. Ferhat Can Bey de diyor ki bak borcunu ödeyeceğim bekle ama sen bana çok büyük bir yanlış yaptın. Bunun da hesabını soracağım sana diyor. O da diyor hayırdır ne yanlışı yaptım diyor. O da diyor ki benim yanına getirdiğim bayanlarla sen ilişki yaşamışsın. O da diyor evet sevgili olduk ayrıldık. Bu galerici diyor bunda ne var? O da diyor benim yanımda gelen bayana nasıl böyle bir şey yaparsın? Şimdi ben de seni gazetelere manşet yapayım mı? Sonra bu galerici bakıyor Ferhat'ın niyeti kötü. Parayı vermemek için değişik yollara gitmeye çalışıyor. Adamla evli ama çapkın. Sonuçta Ferhat Can Bey'in de yaptığı iş bu. Kadınlarla erkekleri hipnozlamak ve büyü yöntemleriyle insanları dolandırmak. Şimdi adam çapkınlık yaptı diye Ferhat Can Bey bunun 50 bin lirasına çizik çekti. Adam da rezil olmamak için paranın üstüne o da çizik çekti. Ferhat Can Bey de zaten istediği buydu. Borcunu böyle ödemiş oldu. Buna benzer Ferhat Can Bey'in başından gelen çokça şikayet var. Kendisini iyi tanırız. Konu kadınlar olunca erkekleri sindirmek için maalesef böyle kirli yollara başvuruyor. Bir erkeğe yakışmayacak bir şeydir ama Ferhat Can Bey için fark etmiyor. İşin ucunda para var ise ona her yol mübahtır.